En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni Camide gündemden herkese merhaba. Bugün 19 Nisan 2023 ben Ferhan Köseoğlu. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Haber başlıklarını kısaca sizinle paylaşmak istiyorum. Almanya'da bayramın ilk günü ulaşım durma noktasına gelecek. Detayları birazdan sizinle paylaşacağız. Yine Almanya'da iftar programları devam ediyor. Almanya'nın eski cumhurbaşkanı da İslam Toplumu Milli Görüş Bremen Fatih Camisi'nin düzenlediği iftar programına katıldı. Önemli açıklamalar yaptı. Bunun detaylarını da aktaracağız. Diğer önemli bir gelişme ise malum Almanya'da kiralarla ilgili sıkıntılı bir sürece girildi. Kira fiyatları artıyor. Ancak kiracıları zorlayacak sadece kira fiyatları değil, özellikle yıl sonunda kiracıların ek ödemeler de yapmak zorunda kalabileceği belirtildi. Bunun detaylarını da aktaracağız. Tabii yine gündemde başka haberlerimiz de var. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni Camide Gündem başlıyor. Almanya'da bayramın ilk günü ulaşım durma noktasına gelecek. Demiryolu Sendikası 21 Nisan Cuma günü Almanya genelinde 3-11 saatleri arasında tren seferlerinin durdurulacağını açıkladı. Bu sürelerde özellikle tabii bayramın ilk günü trenle ziyaret yapmayı planlayanları da uyarmış olalım. Almanya'da Demiryolu Sendikası ikinci defa tren seferlerini durdurmayı planlıyor. Buna göre 21 Nisan Cuma günü 3-11 saatleri arasında tüm tren seferlerinin durdurulması planlanıyor. Sendika Yönetim Kurulu üyesi Kosime Ingenşay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, grevin sabah saatlerinde olacak olması aldığımız kararın yolculara değil, şirketlere yönelik olduğunun bir işaretidir, diye kaydetti. Wir müssen den Arbeitgebern klar machen. Sie haben die Verantwortung für das, was heute passiert ist, für den Streik. Sie haben die Verantwortung dafür, dass es jetzt weitergeht in den Verhandlungen. Şehirler arası hızlı tren seferleri ise vakitlice yola çıkamayacağı için durma noktasına gelecek. İFAGİ sendikası yetkililerinden Christian Loroh yine Almanya'nın en büyük sendikalarından VEAD ile birlikte bir uzlaşmanın söz konusu olmadığını belirtirken bu sefer bir anlaşma söz konusu değil, böyle bir şey yapmadık diye konuştu. Variante die denkbar wäre ist die, dass der Arbeitgeber ein gesamthaftes Angebot auf den Tisch legt. Gelecek hafta Demiryolu Sendikası ile Alman Demir Yolları görüşmeleri sürdürecek. Sendika çalışanları için aylık maaşlarda en az 650 euro veya en yüksek maaştan yola çıkılarak hesaplanacak %12'lik zam talebinde bulunuyor. Sendika hali hazırda yaklaşık 50 demiryolu şirketleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Almanya'da Demiryolu Sendikası ilk grevi Mart ayı sonunda VERD ile ortaklaşa düzenlemişti. Söz konusu ulaşım grevinden toplu taşıma araçları, hava alanları ve otoyollar da etkilenmişti. VEAD'de an itibariyle yaklaşık 2,5 milyon işçi için görüşmelere devam ediyor. Almanya'da iftar programları devam ediyor. İslam Toplumu Milli Görüş Bremen Fatih Camii'nde düzenlenen iftar yemeğine de Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff katıldı. Almanya eski Cumhurbaşkanı görevdeyken kullandığı İslam Almanya'ya aittir sözlerini yineledi. Bu cümleyi bilerek ve isteyerek kullandığını kaydetti. İslam'ı daha iyi anlamak için camileri ziyaret etmenin önemini vurguladı. Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Bremen Camii'nde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff yaptığı konuşmanın hemen başında daha önce de ifade ettiği İslam Almanya'ya aittir sözlerini yineledi. Bu cümleyi bilerek ve isteyerek kullandığını ifade eden Wulff, herkesin saygı, sevgi ve barış içerisinde kalarak üstüne düşen görevleri yapması gerekiyor, dedi. Köprüler kurmak ve İslam'ı daha iyi anlamak için camileri ziyaret etmenin önemini vurguladı. Wulff, Bremen Fatih Camii'nde olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. İftara katılan İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Genel Sekreteri Ali Mete de, Almanya'da yeni bir gelenek olarak iftar sofralarının artık İslam kültürünün bir parçası haline geldiğine dikkat çekti. Aynı huzur atmosferinin Almanya'da yaşamın her alanında görmek istediklerini vurguladı.
Şuha Bremen Başkanı Murat Çelik de yaptığı konuşmada Ramazan ayının Müslümanlar için önemine değindi. Şuha Bremen tarafından düzenlenen iftar yemeğine ayrıca STO Bremen Milletvekili Wiebke Winter, Heiko Stormann, Oğuzhan Yazıcı, Klaus Rohmaya, Yakup Çelik ve Mehmet Genç de katılım sağladı. Programa ev sahibi İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Bremen Fatih Camii ve İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Bremen Bölgesi yöneticileri, DİTİB Şura temsilcileriyle çok sayıda davetli de katıldı. Almanya'da sokaklarda binlerce kişiyi bir araya getiren iftar programlarına da bir yenisi daha eklendi. Bundan 3 yıl önce 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı terör saldırısının yaşandığı Hanoi'da kentin merkezindeki pazar meydanında düzenlenen 2 günlük iftar programına 3000 kişi katıldı. Almanya'da 3 yıl önce 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı terör saldırısının yaşandığı şehir Hanau'da Hanau İslam Cemiyeti tarafından kentin pazar meydanına iftar daveti verildi. Korulan alanda düzenlenen iftar programına 3000 kişi katıldı. 2 gün süren iftar programına Hanau Belediye Meclis Başkanı Beate Funk'la birlikte çok sayıda yerel siyasetçi ve kilise temsilcileri de katıldı. Hafızlık öğrencilerinin okuduğu Kur'an-ı Kerim'le başlayan programda İslam Toplumu Milli Görüş Hessen Bölge Başkanı Bilal Kaçmaz'la İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Genel Merkez Hatibi Muhammed Turhan da birer selamlama konuşması yaptı. Hanau İslam Cemiyeti'ni temsilen İbrahim Ayan ve Hakkı Taşçı'nın misafirleri selamladığı iftar programında konuşan İmam Macit Bozkurt, Ramazan ayının Müslümanlar açısından önemine dikkat çekti. Camide İslam din dersleri okuyan öğrencilerin ilahi ve ezgilerin okunduğu iftar programında Hanau Belediye Meclisi Başkanı Beate Funk da iftara katılanları selamladı ve bu programı düzenleyen Hanau İslam Cemiyeti'ni tebrik etti. İftar programında Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler yararına kermes konuldu. Bu arada Hanau'da 19 Şubat 2022 tarihinde ırkçılar tarafından öldürülen göçmenler de anıldı. Saldırıda hayatını kaybedenler için dua edildi. Kele kıldım bu nefsime bedeni. Gör ki yorgun. Almanya'da 2023 yılı kiracılar için zor geçecek. Aylık olarak ödenen ek gider tutarının artan fiyatlar nedeniyle yeterli olmayacağı kaydedilirken, enerji fiyatlarının yükseldiği ve bu nedenle yıl sonu ek masraf ödenebileceği vurgulandı. Almanya'da evlerini doğalgazla ısıtan kiracıların yıl sonu cebi yanacak. Aylık olarak ödenen ek gider tutarının yeterli olmayacağı ifade edilirken, enerji fiyatlarının yükseldiği ve bu nedenle yıl sonu ek masraf ödeneceği vurgulandı. Enerji hizmeti sağlayıcısı İSTA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, ön ödemelerin yıl içerisinde artan enerji fiyatları nedeniyle yeterli olmayacağının altı çizildi. Buna göre örnek olarak 70 metrekare bir dairede yaşayan bir kiracının sene sonunda bir önceki yıla kıyasla %80 ile 116 ek ücret ödeyeceği vurgulandı. Öte yandan Almanya'da kira fiyatlarında son dönemde yaşanan fahiş artış sürüyor. Son olarak kira fiyatlarında özellikle büyük şehirlerde büyük artış yaşandığı kaydedilirken, metrekare başına ortalama kiranın 20 euro olduğu Münih'in Almanya'da kiralık evin en pahalı olduğu şehir olduğu açıklanmıştı. Yapılan araştırma ayrıca Almanya'da maaşın neredeyse yarısının kiraya gittiğini de ortaya koymuştu. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 2022'de 1,5 milyon hanenin gelirinin %50'sini, 1,6 milyon hanenin de gelirinin %40'ını kiraya harcadığı belirtilmişti. Buna göre ülke genelinde 19,9 milyon kiracının %16'sının kira yükünün gelirinin %40'tan fazlasına denk geldiği vurgulanmıştı. Almanya'nın Berlin eyaleti hastane ve cezaevlerindeki Müslümanları Ramazan ayında unutmadı. Eyaletteki hastane ve cezaevlerinde Ramazan ayında oruç tutmak ve namaz kılmak isteyen Müslüman hasta ve mahkumların istekleri yerine getirildi. Almanya'nın Berlin eyaletindeki hastane ve hapishaneler Ramazan ayında oruç tutmak isteyen Müslümanlar için imkanlar hazırladı.
Brandenburg Havel Üniversitesi Hastanesi Sözcüsü Brion Siyer, Ramazan ayı boyunca Müslüman hastalarla herhangi bir sorun yaşanmadığını, Müslüman hastaların doktorların tavsiyelerine yeteri kadar duyarlı olduğunu, oruç tutmama durumu olanların bu sebeple oruç tutmadıklarını bildirdi. Hastaların oruç tutma isteklerine saygı duyulduğunu da söyleyen Brion Siyer, yemek servisinin oruç tutan Müslüman hastalara akşamleyin gün batımı sonrasında da yemek servisi verebildiğini açıkladı. Bu konuda Müslüman olan doktorlarla hemşirelere de imkan verildiği bildirildi. Eyalet Adalet Bakanlığı da ceza infaz kurumlarında ibadet eden Müslümanların ihtiyaçlarının dikkate alındığını bildirdi. Bakanlık sözcüsü Daniel Rosentreiter, dini ibadetleri saygı ve hoşgörüyle karşılamaktayız, dedi. Oruç tutan Müslümanların iftar ve sahur yemekleri için imkanlar hazırlandığını bildiren sözcü, öğün vakitlerinde hazırlanan yemeklerin iftar için kaplarda sıcak tutulduğunu, Müslüman mahkumlara servis edildiğini, bayram namazı için de istenirse özel bir düzenleme yapılabileceğini söyledi. Ramazan ayı Avrupa'da dolu dolu yaşanıyor. Tabii Avrupa'nın birçok ülkesinde de bu noktada iftar programları düzenleniyor. Camilerde çeşitli programlar da var. Bu etkinliklerin düzenlendiği ülkelerden biri de Almanya. Almanya'daki iftarlarla ilgili programları az önce ekranlara getirdik. Tabii Ramazan'ın dolu dolu yaşandığı şehirlerden biri de Almanya'nın Köln şehri. Çünkü Almanya'nın Köln kentinde İslam Toplum Milli Görüş Hafızlık öğrencileri, talebeleri Ramazan ayı boyunca gündüzleri camide ezberden mukabele okudu. Yatsı namazı sonrası da hatimle teravih namazı kıldırdı. Almanya'da İslam Toplumu Milli Görüş Hafızı kursları çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Kuzey Renvestfalya eyaletinde bulunan Köln kentindeki İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Hafızı Kurumu öğrencileri Ramazan ayı boyunca gündüzleri camide ezberden mukabele okudu, gece hatimle teravih namazı kıldırdı. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Köln Bölgesi Hafızı Kocası Ekrem Sarıtaş, konuyla alakalı Camia TV'ye yaptığı açıklamada, Ramazan ayında okunan ezbere mukabele ve kalan 11 ayda sabah namazlarından önce okuduğumuz mukabeleyi hafızlık eğitiminin bir parçası ve önemli bir hizmet olarak görüyoruz, dedi. Şu anda Köln Bölge Hafızı Kursumuzun 70'e yakın talebesi var. Bunlardan 15 tanesi hafızlığa devam etmekte. Bir tane öğrencimizi mezun ettik. Bir tane yarım hafızımız, 10 tane yaklaşık çeyrek hafızımız oldu elhamdülillah. Hafızlık öğrencileri de hafızlıkla alakalı düşüncelerini paylaştı. Hafızlık zor bir şey değil aslında. Sadece disiplin gerekiyor. Evet, aslında disiplin olursa hafızlık da kendinden geliyor. Çünkü hafızlık çok büyük ve çok güzel bir şey. Bir de işte hafızlık için hedef, hırs ve heyecan lazım. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Köln Hafızı Kurumu'nda 70'e yakın öğrenci bulunuyor. Bunlardan 15'i hafızlık öğrenimine devam ederken bir öğrenci mezun oldu. Hafızı Kurumu'nda ayrıca bir yarı hafız, 10 tane de çeyrek hafız mevcut. Evet, gerçekten biz de bu hizmeti yapanlardan Allah'tan razı olsun diyoruz. Çünkü hafızlık talebeleri yetişti. Artık mukabelelerimizi onlar okuyor, teravih namazlarımızı onlar kıldırıyor. Bu Avrupa'daki bizler için büyük bir zenginlik. Bununla da haberimizi tamamlamış olduk. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.